önemli haber. Ne de imdat istiyorsun ki? Baksana ormanın içindesin. Oh, her taraf yemyeşil, huzur dolu. Burada öğrenci yok, öğretmen yok. Oh, geçim sıkıntısı yok. Bir de 3-5 parça yiyecek bir şey buldum bu. Allah keyfime değme gitsin. Şu döndürmenin etkisi hamburgerci de değil de niye şimdi geçiyor? Ayşegül, ne oldu? Neyin var? Selim'i Tuğçe'ye kaptırdım. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Ve galiba biraz da ateşim çıktı. Bu sana ders olsun. Bir dahaki sefere sözümü dinlersin. Ben sana demiştim değil mi döndürme yemek sağlığa zararlıdır diye. İyi de peki şimdi ne yapacağım? Şimdi Selim beni aradı. Telefonu bir erkek açtı. Acaba benden şüphelenmiş midir? Yok canım niye şüphelensin? Ben onu arasam, telefona bir kız çıksa. Kız arkadaşı olduğunu düşünür müyüm? Yok canım, düşünmem. Hadi ara o zaman. Arayayım. İyi ki aradın. Yoksa çok kızmıştım, aramayacaktım seni. Selim, ben diyorum ki hafta sonu şu yabancı gruplar var ya, konser veriyor. Sen, ben, Cenk, Murat, Ebru, Berna hep birlikte gidelim, müzik dinleyelim. Hem de takılalım, ne dersin? Ne olur, ne olur, ne olur. Ay bu Ayşegül seni tatilde de mi arıyor? Ay nedir senin bu kızdan çektin ya? Bana bırak, ben seni kurtaracağım bu dertten. Alo? Alo? Ha? Telefonu Tuğçe açtı. Kesin çıkıyorlar. Oh. Neredesin Dilaver? Neredesin? Kıyametler kopuyor. Zavallı yüreğimde. Tükendim artık. Hiç mi özlemedin? Hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor. Allah aşkına. Yeter Selda. Yeter kendine acı çektirdiğin. Dilaver yok. Bunu kabul et artık. Elveda Dilaver'im. Nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa. Elveda. Vurun da anlatsın. Öğretmen gibi bir şey. Koş. Sanki ağacın üzerine tünemiş kartal gibi. Böyle garip garip sesler çıkarıyordu ürken. Değil mi baba? Evet. Ne olmuş, İnsan ne olmuş? Desen insan değil, hayvan desen hayvan. Böyle Tarzan'la çita karışım bir şey. Değil mi baba? Evet. Çita ne? Maymun. Böyle üzerinde parlak parlak sanatçı kıyafetleri vardı. Değil mi baba? Galiba bir sanatçının kıyafetini. Ya Mustafa Topaloğlu'nun da öyle parlak kıyafetleri vardı. Çoktan beri de televizyonda görünmüyor. Tamam. Kesin onu giymiş. Evet. Otel gelmiş. Bizimki de büyük cesaret. Ta ya ne kadar gittik. Nasıl bir de onu ben böyle sevdim bile ya. Baba. Ben de. Değil mi baba? Evet. Ya vallahi helal olsun. Ben olsam hemen kaçar. Ana. Nereye gidiyorsun? Selamun aleyküm ağalar. Amanım. Ana. Çok açım. Varmayacak bir şey. Var mı kardeşim? Açım ya. Açım ya. Oğlum da bakıp durup boşluğa kaçalım lan. Yazıklar olsun sizlere. Dilaver yavrum. Tabii ki senin için en hayırlısı tabiatın bağrına dönmek. Ormana dön yavrum, ormanına. Ne haber Ayşegül? Çok kötüyüm. Aman dur, o zaman ben sana hemen bir espri yapayım da keyfin yerine gelsin. Şimdi ben sana ben Ceren deyince sen bana hangi Ceren diye sor, tamam mı? Ne haber Ayşegül, ben Ceren. Hangi Ceren? Açık kalmış pencere. Ondan üşüttüm herhalde. Ya Ceren, ben biraz kötüyüm. Ben seni daha sonra arasam. İyi, ben de zaten sana Selim'in beni arayıp ne dediğini söyleyecektim sadece. Alo, alo Ceren. Ya ben dinliyorum seni. Ne olur anlat. Selim ne demiş? Ne olur, ne olur. Ya şimdi hafta sonu bir müzik festivali varmış. Bizimkiler hep beraber gidiyorlarmış. Beni de davet etti. Bir de sizi.
Bizi mi? Biz de kim? Sen ve sevgilin. Ayşegül, neden bundan benim haberim yok? Ya ben sana kahvaltıda ne yediğimi bile söylüyorum ya. Çok bozuldum yani. Of ya, bir yanlış anlamı olmuş. Neyse. Çok isterim ama zaten halamlar hayatta izin vermez. Aman canım boş ver, zaten benimkiler de izin vermedim. Hem zaten sen gelmeseydin ben Selim, Cenk, Murat, Tuğçe, Ebru ve Berna ile takılmak zorunda kalacak. Tuğçe mi? O zaman kesin gidiyoruz. Ben şimdi kapıyorum, gidip halamlardan izin alacağım. Abla. Ablacığım. Sana hayatımla ilgili çok önemli bir kararımı açıklamak istiyorum. Söyle bakalım. Neymiş? Dilaver'i unutmaya ve bu hayatta bana en çok değer verdiğini düşündüğüm insanla evlenmeye karar verdim. Hadi hayırlı olsun. Demek 500 sene sonra Ferit'le evleneceksin. Yok canım. Ferit değil. Postacı. Postacıyla mı evleneceksin? Nereden çıktı şimdi bu? Of. Çünkü evde kalmak istemiyorum. Saçma sapan konuşma. Ya görmedin mi o postacı? O gariban postacı benim için nelere katlandı? Bir araba sopa yedi Mahmut'tan ya. Ne yapalım? Razı olacağım kaderime. Ayrıca bunu bulamayanlar da var. Mesela bir tanesi tam da karşına böyle dikiliyor. Selda, senin psikolojin bozuldu. Saçma sapan konuşuyorsun. O postacıyla evlenemezsin. Benim onunla evlenmemi neden istemediğini ben biliyorum Melda Hanım. Çünkü bu dünyada seni kabul edebilecek tek erkek o. Ama yemezler Melda Hanım. Postacıyı sana yar etmezler. Sen iyice üşüttün. Melda hala, Selda hala. Hafta sonu için sizden izin alabilir miyim? Nereye gideceksin? Açık hava konseri var ve bir sürü yabancı grup geliyor. Ben de çok gitmek istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur, ne Hayatta olur. Hayatta olmaz. Ya ama bütün arkadaşlarım oraya gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Aslında olabilir ama bir şartla. Tamam, kabul. Ne? Biz de geleceğiz. Hayatta olmaz. Rezil olurum. Ne öyle yanında yaşlı yaşlı kadınları getirmişsin diye dalga geçerler benimle. Ne? 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 Yani öyle söylemek istemedim. Siz bana güvenmiyorsunuz. Biz sana güveniyoruz ama gittiğin yerdeki insanlara güvenmiyoruz. Ayrıca o ortamda nasıl etkileneceğini de bilmiyoruz. Ne yani? Şimdi bana güveniyorsunuz ama bana güvenmiyorsunuz. Hanımefendi, tebrik ederim. Çok doğru anlamışsınız. Ya ama ben gitmek istiyorum. Üzgünüm ama halaların olmadan asla. Of ya of. Bazen beni gerçekten çok üzüyorsunuz. Of. Selda. Senin aklına bir çözüm geliyor mu? Yok abla yok. Hepimizi mutlu edebilecek bir çözüm yok. Mu? Aslında... Yok olmaz. Da. Ya niye olmasın? Niye olmasın? Melda'cığım gel. Var çözüm. Gel gel gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.